Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Programımıza kısa bir ara vermiştik. Aranın ardından tekrar hem Özgürüz Radyo'da hem de YouTube kanalımızda sizlerle birlikteyiz. Şimdi son günlerin tartışmalı konusu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabiri caizse Sadat ziyareti, Sadat'a ani ziyareti ya da Sadat baskını malum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden Sadat'a gitti? Ne gibi mesajlar vermek istedi? Söylenenin dışında iktidara ne söylemek istiyordu? İktidara verilen mesaj neydi? Ve tabii ki bundan sonraki sürece nasıl etkileyecek bu ziyaret ve yarattığı etki gibi bir takım sorular konuşuluyor, tartışılıyor. Gazeteci Barış Pehlivan da önemli noktalardan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini mercek altına almıştı. Biz de bazı edindiğimiz bilgileri paylaşalım sizlerle. Bu önemli ziyaret ya da bu önemli baskın diyelim. Malum CHP'liler bu ziyarete büyük bir önem atfediyorlar. CHP'lilere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son ziyareti bu son dönemde tartışılan kurumlardan ya da adreslerden biri olan Sadat'a beklenmedik ziyareti demek de olabilir. Parti açısından önemli mesajlar içeriyor. Bu partililer bu ani ziyarete Kılıçdaroğlu'nun AKP'ye attığınız adımdan, yaptığınız plandan haberdarız mesajını vermek için gerçekleştirdiğini düşünüyor. Öte yandan ziyaretin ani gelişmesine rağmen Sadat'ın uzun süredir hem CHP'nin hem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de CHP ile birlikte Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşma iddiasıyla kurulan altılı muhalefet masasının radarında, hedefinde olduğuna dair de CHP'lilerden edinilen bilgiler söz konusu. Şimdi ani gelişen bir ziyaret dedik. Ana muhalefet liderinin bu ziyaretinin arka planında da devletin kalbinin olduğuna dair önemli iddialar var CHP'lilerden. CHP'li kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Kılıçdaroğlu'na Sadat'a ilişkin bilgiler çok uzun süredir geliyor aslında. Yani yeni bir bilgi akışı söz konusu değil ya da Kılıçdaroğlu'na bir belge geldi ve Kılıçdaroğlu bu belgenin hemen ardından da ziyareti gerçekleştirmeye karar verdi gibi bir durum söz konusu değil. Kılıçdaroğlu uzun zamandır Sadat'ın merceğini almış durumda çünkü uzun zamandır bilgiler geliyor. Ve bu bilgiler arasında Sadat'ın faaliyetleri ve istihbarat raporları da yer alıyor. Ve buradan öğreniyoruz ki bu faaliyet raporları ya da istihbarat bilgileri doğrudan doğruya devletin güvenlik bürokrasisindeki bazı isimler tarafından hem CHP'ye hem de CHP ile birlikte altılı muhalefet masasında yer alan bazı adreslere gönderiliyor. Ve bir de önemli bir iddiası var CHP'lilerin. Bu belgeler arasında sığınmacılara dair de önemli iddialar var. Sadat'ın çalışmaları ve güvenlik bürokrasisinde olup bitenler de yine CHP'nin haberdar olduğu konular arasında yer alıyor. Ama kaynaklar burada bir ama söylüyor tüm ısrarlarımıza rağmen. Biz bu bilgileri devletin güvenliği açısından kamuoyuyla da basın ile de hatta kendi partilerimiz içerisindeki dar bir grup dışında kalanlar dışında da paylaşmıyoruz. Çünkü burada önemli olan şeylerden biri hem devletin güvenliği hem de halkın hiçbir şekilde galeyana gelmemesi, tarihlere kapılmaması, telaşa kapılmaması diyor CHP'liler ve ekliyorlar. Aynen okumak istiyorum edindiğimiz bilgileri. Telaşa gerek yok, her şeyin farkındayız ve tek oyun kuranın iktidar olmadığının bilinmesini de istiyoruz diyor CHP'li kurmaylar. CHP'li bir isimden yaptığımız görüşmede edindiğimiz bilgiyi aynen kendi cümleleriyle aktarmak istiyorum. Devletin kalbi yerli yerinde duruyor. Bu ülkeyi seven bürokratların sayısı hiç de azımsanacak düzeyde değil. Bu bürokratlar bize kimsenin aklına gelmeyecek konularda bilgiler aktarıyor ve biz de bunlara göre kendi atılacak adımlarımızı planlıyoruz diyor. Bu bilgileri vermekten de kaçınıyor az önce bahsettiğimiz gibi CHP'li kurmaylar ve şunu ekliyorlar. AKP iktidarda kalmak istiyor ama bunun için her yolu denemeyi de göze alıyor. Bilmesi gereken şu ki AKP'lilerin kimsenin bilmediğini sandıkları planları CHP ve ittifak ortakları çok iyi biliyor ve onlara bir tavsiyemiz var. Seçimlerin demokratik ortamda düzenlenmemesi için yaptığınız planlardan vazgeçin, kuralına göre yarışalım diyor CHP'liler. Ve Sadat'ın seçim güvenliğinin konuşulduğu altılı masa toplantılarında da ara sıra gündeme geldiğini de belirtiyor CHP'liler. Masadaki parti liderlerinin de bu durumdan haberdar olduğunun altını çiziyorlar. Ve ilginçtir ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları Sadat ziyaretinde ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaları ılımlı tavırlarıyla bilinir. Lakin Sadat ziyaretinde
hiç karşılaşılmadığı kadar agresif tavırlar sergiliyorlardı. Buradan basın mensuplarına kötü bir muamele anlama çıkmasın. Ancak hiç görülmediği kadar, açıkçası adalet yürüyüşünü takip eden bir isim olarak şunu söyleyebilirim ki, bu kadar dikkatli olunan tek bir gün hatırlıyorum. O da adalet yürüyüşünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarının yapıldığı gün. Nedense bu benzerliği de kurduğumu belirtmekte fayda var. Ankara Kulisi'nden bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.